Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ETS2'de kodlama yapacağız. Şekil 1A'da gördüğünüz dorseyi kodlamaya çalışacağız. Kodlamayı hiç bilmeyenler için baştan anlatacağım neler yapıldığını. Kodlama sırasında yaşadığımız bazı sıkıntılar oluyor. Bunların cevabını da vererek anlatmaya çalışacağım. Sorunlardan birincisi, save dosyamız belgelerimde gözükmüyor. Bunun sebebi, çoğu oyuncu oyunu Steam üzerinden oynuyor. Steam'in de kendine ait bir save dizini var. Bu yüzden belgelerimde gözükmüyor. Bunun için ilk yapmamız gereken, oyuna ilk girdiğimizde bu sayfa çıkıyor. Bu sayfada düzenle kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Steam Cloud kullan seçili olmayacak. Burada tik varsa tiki kaldırıyoruz arkadaşlar. Eğer herhangi bir şey seçili değilse sizde direkt oyunu kapatabilirsiniz. Bir işlem yapmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi burada tik varsa bu tiki kaldırıp uygula deyip oyunu çalıştırıp ve save almamız gerekiyor. Arkadaşlar, oyuna girip save aldıktan sonra oyunu kapatıyoruz. Oyun kapalı bir şekilde bu dizine geliyoruz. İşte bilgisayarım, belgelerim, Euro Truck Simulator 2. Bu dizinde bende bir sürü profiles var. Bunlar sizde gözükmeyebilir. Sorun değil. Önemli olan burada CFG Config Notepad dosyasına çift tıklayarak giriyoruz arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında kullandığım kodları bırakacağım. Oradan kopyala yapıştır şekliyle bir Notepad açarsınız. Oraya yapıştırırsınız artık hangisi kolayınıza gelirse. Config CFG'de kullanacağımız kodlar Uset G Console, Uset G Developer, Uset G Save Format. Bunları açıklamalardaki gibi işte tırnak içinde 1 ise 1, 2 ise 2 olarak değiştiriyorsunuz. Bunları nasıl buluyoruz? Config Notepad'inde Ctrl F tuşuna beraber basarak arama sekmesini açıyoruz. Buraya açıklamalardaki kodları bir bir yazıyoruz. Ama bu tırnak için almayacak şekilde yapıştıracağız. Uset G Console diyoruz mesela. Ve bir sonrakini bula tıklıyoruz. Bunu buluyor. Sizde bu sıfırdır. Bu sıfırı bir olarak değiştiriyoruz. Hemen diğer ikisini de yapalım arkadaşlar. Uset G Developer'ı kopyalıyorum buradan. Yine CTRLF'ye basıp arama segmentine yapıştırıyorum ve sonrakini bul diyorum. Ve buradaki değeri de 2 olarak değiştiriyorum. Ben de zaten 2 idi. Ve son olarak da Uset CS formatı. Aratıyorum. Ve bunu da 2 olarak değiştirdikten sonra Notepad'i kapatıyorum. Kapatırken kaydet veya save demeyi unutmuyoruz. Bu işlemden sonra oyuna giriyoruz ve kayıt alıyoruz. Bu şekilde kodlama yapmadan önce karşımıza çıkacak bütün sorunları çözmüş olduk arkadaşlar. Bundan sonra oyunu kapatıyoruz ve tekrar yeniden giriş yapıyoruz. Artık kodlamaya geçebiliriz. Öncelikle yapmamız gereken tek bir dorse almak. Buradaki şekli fark etmiyor. Herhangi birini seçebilirsiniz. Şasi kısmında yani tekerlek kısmında bu 3 adet dingil olmak zorunda. Boya kısmına da arkadaşlar özel renk verin ve rengi değiştirin. Yani aldığınız renkte bırakmayın. Yoksa daha sonra değişmiyor renk. Aksesuar kısmında ise sadece tekerleği istediğiniz gibi yapın. Hayvan dorsesinin tekerleği en küçük olan teker. Teker olarak bunu seçin ve içerisindeki işte janttır, civata rengidir bunları değiştirebilirsiniz. Kodlamayı yaptıktan sonra bu ayarları değiştiremiyoruz. Kodlamadan önce de sadece teker ayarları değiştirebiliyoruz. Diğer aksesuarların hiçbirisi gözükmeyecek. Onun için sadece tekerlerle oynama yapıyoruz. Evet, dediğim gibi sadece tekerleri istediğim gibi değiştirdim. Ve en küçük jantı seçtim, 55'lik olanı. Ve daha sonra siparişi onayla deyip oyuna geri döndüm. Burada plaka kodunu alıyoruz arkadaşlar. Plakamız neymiş? RW3570. Artık siz de hangisi ise bunu bir kenara yazın veya aklınıza tutun. Daha sonra oyunu kaydet diyoruz. Siz burada yeni kayıt alın arkadaşlar. Yeni kaydı aldıktan sonra
Masa üstüne dönüyoruz. Masa üstünde yine tekrar bilgisayarım, belgelerim ve Euro Truck Simulator 2 dosyasına giriyoruz. Buradaki dosyalar sizde başka olabilir ama bizim burada gireceğimiz dosya Profiles. Yani hiç sade bir şekilde Profiles yazan dosyaya giriyoruz arkadaşlar. Profiles dosyasının içinde bende bir save dosyası var, bir de rakamlı bir dosya var. Benim normalde save dosyalarım, yani Eurotrack'tan kaydettiğim dosyalar bu rakamlı dosyaya giriyor. Bunu nereden anlıyorum? Yandaki kayıt tarihinden anlıyorum. Yandaki kayıt tarihi benim güncel desktop'taki kayıt tarihimle uyuştuğu için anlıyorum ki benim save dosyalarım bu dosyanın içinde. Bu dosyaya giriş yapınca tekrar bir save dosyası çıkıyor karşıma. Bu save dosyasına girdiğim zaman oyundaki kayıtlarımı buluyorum. Şimdi ise yapmam gereken son kaydım hangisi? Yani oyunda aldığım son save dosyası hangisi? Burada normalde sizde 1, 2, 3, 4 diye sıralanır. Ben de 15'e kadar sıralanmış. Bu demek oluyor ki ben 15 tane manuel kayıt almışım. Eğer siz benim dediğim gibi yeni kayıt aldıysanız en sondaki rakam, yani 1, 2, 3 diye sıralanan rakamların en sonuncusu sizin en son aldığınız kayıttır. Bunu da yine teyit etmenin yolu dosyanın yanındaki işlem tarihidir. İşlem tarihindeki saate ve tarihe bakarak deskopunuzdaki saatle eşleşiyorsa bu sizin aldığınız en son kayıttır. Görüldüğü üzere benim en son kaydım 15. dosya. Buraya giriş yapıyorum. Arkadaşlar bu aşamada SSI Decrypt diye bir uygulamaya ihtiyacınız var. Ben herhangi bir şekilde size bir link vermeyeceğim. Çünkü hesabınız çalınabilir vesaire. Üzerime sorumluluk almamak için herhangi bir link paylaşmayacağım. Güvendiğiniz bir program sitesinden kolaylıkla bulabileceğiniz bir aplikasyon. 296 kilobayt, yani 1 megabit bile değil. Eğer 1 megabitten yüksek bir dosya indirimi varsa bilin ki virüstür. İndirmeyin. Dediğim gibi 296 kilobaytlık çok ufak bir program. Bu SSI Decrypt programını indirdikten sonra bu uygulamayı en sonki ETS kaydımızın içerisine atın. Bundan sonra Game Notepad dosyasını SSI uygulamasının üzerine sürüklüyoruz. Ve çalıştır diyorum. Ve daha sonra Game Notepad'ine çift tıklayarak giriş yapıyorum. Karşıma böyle bir yazı dizini çıkıyor. Burada Ctrl F'ye basıyorum. Ve arama sekmesine My Trailer yazıyorum. Bir sonrakini bul diyorum. My Trailer'ın yanında Nameless diye başlayan rakamlar var. O Nameless'la başlayan rakamı olduğu gibi kopyalıyorum. Burada Nameless'tan sonra gelen rakamlar sizde kesinlikle farklıdır. Sıkıntı yok. Önemli olan Nameless ve yanındaki rakamları olduğu gibi kopyalamanız. Arama sekmesine yapıştırıp bir sonrakini bul diyoruz. Bir sonrakini bul dedikten sonra trailer iki nokta üst üste deyip bu aradığımız sekmeyi bulmuş olmanız lazım. Benimkiyle, yani yapı olarak benimkiyle aynı ama rakamlar değişik olacak sizde. Trailer olacak, aşağısında trailer definition olacak ve daha sonra işte biraz daha aşağısında aksesuarı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye böyle gidiyor. Daha sonra size açıklamalarda vermiş olduğum datapad diye başlayan kısımdaki Chassis.cc diye biten bir dizim var. Buradaki şasis kısmını kopyalayıp Game Notepad'de bunu aratıyoruz. Burada aratacağımız yer önemli çünkü bir sürü şasis diye kısım var. Doğru yerde olduğumuzdan emin olmamız lazım. Bu yüzden bu en son arattığımız Nameless'ı mavi şekilde kalsın ve yanına bir tane tik atın. Yani trailer'dan sonra mouse'u oraya tıklayın ve buradan sonra şasisi aratacağız. Başlangıçta benimle aynı dosyayı yaptıysanız, yani o ilk başta hazırladığımız dosya flatbed'di. Şasisten önce burada flatbed yazar. Başka bir dosya aldıysanız bu şasisin önünde başka bir yazı yazar. Sorun değil. Açıklamalar bölümüne dönüyoruz tekrar. Burada datapad'den sonra gelen tırnakları almayacak şekilde o tırnak işlerini kopyalıyoruz. Evet, burayı kopyala dedim. Tekrar Game Notepad'ine geri döndüm.
Notepad'de şahsız geçen bu kısmı yine tırnak içinde olacak şekilde seçtim. Ve buraya açıklamalarda kopyala dediğim kısmı yapıştırdım. Burada yukarı doğru yavaşça çıkıyorum. Yavaşça çıkın çünkü bu dizinlerin aynısından bir sürü var. Karıştırmamak için yavaş bir şekilde yukarı doğru çıkın. Ve aksesuarız 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralanan kısma kadar çıkıyoruz. Yine trailer'ın yanına bir tane tik atın. Yani mouse'la tıklayın ve bu sefer arama sekmesine body aratıyoruz. Dizisini bulduktan sonra hemen bir üstündeki vehicle accessories'in yanında nameless olan kısmı kopyalıyoruz. Ve arama sekmesine bunu yapıştırıyoruz. Yine burada rakam sizde farklı olacak. Şimdi ise bu body içeren dizini vehicle accessories'den başlayıp aşağıdaki parantezine kadar seçiyorum ve siliyorum. Sildikten sonra yukarıdaki parantezde biraz arada boşluk kalıyor. O boşluğu da arada bir boşluk olacak şekilde ayarlama yapıyorum. Arama sekmesine bu sefer yukarı işaretleyip bir sonrakini bul diyorum. Bende Accessories 7'de çıktı bu dizin. Sizde başka bir numarada çıkmış olabilir. Sorun değil. Bu dizini Accessories ile beraber siliyoruz. Aradaki boşluğu da kapatıyoruz. Buradaki dizin sıralı bir şekilde olması lazım. Yani 1, 2, 3, 4 diye devam etmesi lazım. Biz şimdi 6'dan sonra 8'e atladı. Bunu düzeltmem lazım. Sıraya sokmam lazım. Hızlı bir şekilde ben bunu düzeltiyorum. Siz de aynı şekilde bunu sıralı bir şekilde yapmanız lazım. Sıralamayı bitirdikten sonra yavaş bir şekilde aşağı iniyorum. Ta ki değişik bir dizin bulana kadar aşağı iniyorum. Mesela bende trailer diye çıktı. Değişik bir dizin çıktı. Demek ki benim en sonki dorse kodum burasıymış. Buraya geldikten sonra tekrar açıklamalar kısmına dönüyorum. Ve buradaki Vehicle Accessories diye başlayan kısmı kopyalıyorum. Alttaki parantezi alacak şekilde. Game Notepad'e dönüyorum. Ve burada iki tane Enter attıktan sonra yapıştırıyorum. Bu yapıştırmış olduğumuz Vehicle Accessories'ın Nameless kısmını kopyalıyorum. Ve yukarı doğru yavaşça çıkıyorum. Tekrar Accessories 1, 2, 3, 4, 5 dizilini bulana kadar. Evet, en sonki aksesuarız bende 21 diye bitiyor. Sizde neyle bitiyorsa bilmiyorum. Bunun en sonuna, Nameless'ın en sonuna mouse'la tıklıyoruz ve Enter'a basıyorum. Ve bir tane de boşluk atıyorum. Bu boşluk önemli ve yapıştır diyorum. Şimdi ise bu aksesuarız kısmını kopyalıyorum içindeki parantezle beraber. Ve aşağıya yapıştırıyorum. Yukarıdaki dizinle aynı şekilde olması lazım. Yani bir boşluklara filan dikkat etmeniz lazım. Aksesuarlardan önce bir tane boşluk var. Ve rakamdan sonra 21'den sonra 2 nokta var. 2 noktadan sonra tekrar bir tane boşluk var. Bunlar çok önemli. Yukarıdaki gibi aynısı olması lazım. Ondan sonra tekrar aksesuarı sıralamam lazım. 21 21 olmaz. 21'den sonra 22 gelecek. Buraya 22 olarak değiştiriyorum. Ve yukarıya da 23 yapıyorum. Yani en sonki sizin aksesuar diyelim 24 ile bittiyse yukarısı 25 olması lazım. Yani bir fazlasını yukarıya yazacaksınız. Burada kodlama bitiyor. Notepad'i kapatıyoruz ve kaydetliyoruz ve oyuna dönüyoruz. Oyuna geldikten sonra ESC basıp kaydet ve yükleye geliyoruz. Burada bu sefer yükle diyeceğiz. En son kaydımızı yükletiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi dorsemiz canlı hayvan dorsesine dönmüş arkadaşlar. Arkadaşlar dorsenin rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi başka hiçbir yeriyle oynayamazsınız. Ne tekerler değişir artık ne de herhangi bir aksesuar ekleyebilirsiniz. Renginizi değiştirdiğinizde içindeki hayvanlar kaybolacaktır veya herhangi bir yüklemeye girdiğinizde yine hayvanlar kaybolacaktır. Tekrar içinde hayvan olmasını istiyorsanız 12.34'ten itibaren anlattığım kısmı tekrar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde tekrar hayvanları getirebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.